sen de abi söz. Abi türküden başlıyoruz, türküden bitiyoruz. Arkadaşlar gerçekten muazzam bir abimiz. Ulan senden bir gün konser mi versek ne yapalım abi şimdi? Eskide polistin ya. Evet, abi başlığı yapalım mı? Emekli polis yapalım mı, olur mu? Değilim de. Ama polislik yapıp emlilik dolayısıyla buraya geldim. Tamam, eski polis abimiz. Türkiye'de polislik yaptım, 3 yıl Elazığ'da çalıştım. Eyvallah. Evlilik dolayısıyla da Hollanda'ya geldim. Evet abi. 27 yıl mı oldu artık? 92'nin sonuna doğru geldim. Evet abi. Sayıyı da unuttum şimdi. Evet abi. O kadar da yaşlı değilsin ya. Var mı buna ekleyeceğim? Üye olun, abone olun. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün kuşa gönül vermiş bir abimizin yanındayız. İsmi Yadigar. Kendisini tanıyacağız. Kümesi de kendisi yapmış arkadaşlar. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk babam benim. Ben kuşçu değilim aslında da, yeni başladım zaten. Eskiden Türkiye'de kuşçuluk yapmışlığım vardı, askeriye kadar. Sonra bıraktık, buraya geldim. İşte burada da arkadaşlar sağ olsun, hepsi hediye bu kuşları. İşte 4 tane Aytekin tüfekçi kardeşim var, Denhak'ta. O hediye etti. Sonra ikisi gitti de. Bir tane Nazım Üzer var Ütrek'ten, o hediye etti. Bir tane de Eyüp Örgü var evet. Ütrek'ten, o hediye etti sağ olsunlar. Karamanlı değil mi ustam? Sonra iki tane de Arap Takkalı Deprem Ali. Arap taklalılar var. Onlar hediye etti. Onlar da çok güzel kuşlar. Evet kuşlar abi. Taklalı. İşte bu hepsi hediye kuşlar. Sağ olsun. Yeni başladığımız için arkadaşlar da hediye ettiler. Hepsinden Allah razı olsun. Bin kere razı olsun ustam. Abim yaş kaç? Yaş 54. Maşallah abim benim. Abim kalender bir adamdır. Arkadaşlar altını çiziyorum, Urfalıdır. Yani sırf Urfalı diye gene gelirim. Urfa'dan aslen Urfalıyız ama göç etmişiz çok eskiden Malatya. Normalde nüfus Malatya. Fark etmiyor be abi. Doğum yerim de Mersin bu ara. Abo. Babam öğretmen olduğu için, babam ilkokul öğretmeniydi. Evet abi. Mersin'de doğmuşum orada görev yaparken. Yani doğum yerim de Mersin, Tarsus. Abi Tarsus şahane yemekleri var. Mersin, Tarsus. Mesela o böyle bir şelale falan vardı. Böyle restoranlar var. Sen orayı bilin. Oranın ismi ne ya abi? Bilmiyorum. Böyle bir güzel bir mekan var. Ben çok gittim oralara arkadaşlar. Muazzam yerler orası. Zaten abimin duruşundan belli oluyor oralarda büyüdü. Büyük portakal yemiyor. Yo abi, estağfurullah. Abi kuşları çıkartabiliyoruz mu? Yoksa? Ben öğlen çalışacağım diye tamam. Kanatlarını bantladım bazı uçacakların. Şöyle kapılarını açtım. Arkadaşlar. Bir tanesi yumurtada yatıyor. 2-3 güne çıkacak yavrusu, o içi alttaki. O da
İlk kardeşimin verdiği kuş. Bayağı iyi bir kuş o da. Şu yumurtadaki. Yumurtadaki dişi. O da eşi şu. Gök mü diyorsunuz? O da onun eşi şu. Arap takkalı yavrular. Evet. Deprem Ali kardeşimin hediyeleri. Çok şahane. Üç taban taklalı kuşlar yani. Çok hoşuma gittiği için o da sağ olsun bana hediye etti. Abi beyazlar. Beyazlar da Aytekin kardeşimin hediyesi. Maşallah abi. Çok güzeller. Çok güzeller. Şahane abi. Şart çıkartayım biraz. Evet. Abim revir veya yeni gelen kuşlara bile yer yapmış. Arkadaşlar yeni başlıyor abim kuşçula. Onu da unutmayalım. Yani yeni başlıyor derken düzeni yeni kuruyor. Yeni kuruyorum daha yani. O yüzden. Ama abi normalde ideal takla kümesleri de böyle olur. Yani. Yok biliyorum biliyor. Biliyor biliyor abim. Çıkartayım şimdi. Biraz sonra da sürprizimiz var arkadaşlar. Yani izlemeye sonuna kadar izleyin. Gerçekten abimin 10 parmağında 10 hüneri var. Biraz sonra göreceksiniz. Burası abimin kendi evidir. Maşallah. Bunlar daha hiç uçurmadı. Arap takkalı yavrular. Diğer beyazlar uçmasın diye öğlen çalışacağım için kanatlarına bant yaptım. Normalde alışık bunlar bayağı var. Evet abi. Yani bunları 5 kilometre ileriden bile atıyorum geliyorlar yani. Öyle. Hangisi abi? Beyazlar. Diğerleri de o damızlık o gök olan. Evet. O normalinde fazla uçmaz. Diğer içerideki büyük kardeşimin verdiği kuş bayağı seferli, o iyi uçuyor. Bayağı evet. Bir saate yakın uçuyor. Arap takkalı yavrular da hiç uçurmadım daha yani. Şimdi yavaş yavaş, şimdi öğlenci olduğum için uçuramıyorum. Evet. Herhalde bu hafta sonu ya da sabahçı olduğum zaman öbür haftaya uçurmaya başlayacağım onları da. Yani kendileri uçarlar. Çok kaliteli bir kuş onlar da. Beyazlar mı usta? Araplar. Evet. Üç taban takla. Yani bunların kardeşleri gördüm. Hadribek'te Yusuf abi de gördüm. Deprem kardeşim ona hediye etmişti. Yani onu beğendiydim o zaman. Beğendiğim için bana işte deprem Ali kardeşim bana da iki tane hediye etti. Allah razı olsun. Allah razı olsun kendisine. Abi dışarıda mı yemliyorsun normalde kuşları? Normalde buraya çıkartıp yemliyorum. Bak farkındasın, içeride yemiyorlardı. Hı-hı. Dışarıya attın hemen kuşlar yeme saldırdı demek. Bende de öyle oluyor çünkü öyle alışmışlarsa dışarıda bazen içeri almak için uçurduğum zaman aç uçuruyorum. İçeri alırken hafif böyle bir biraz yedirip sonra yemi içeri koyunca çabuk içeri girsinler diye. Evet. Öyle bir şey yapıyorum işte. Acemiyiz daha. Abi kuşçular yeni başlıyorsun. Eskiden yani çocukluğunda kuş besledin mi hiç? Besledim. Besledin. Hangi tür kuşlar abi? Önce aslında ben bir paçasız bir tane, iki tane abim beyaz almıştı. Sonra erkeği kaçtı, dişisi kalmıştı sonra. Bizim bir komşu vardı Sivaslı, onlar da bir çift kuş getirmişler. Onların da dişisi kaçmış. Sivas çapanlığı var ya. Evet. Onun erkeğinden dedi ki o zaman bize verin, biz de size bir çift yavru verelim. Çok güzel bir erkekti o Sivas kuşu. Evet abi. Bizim beyaz dişi çok tabii kötü, taklasız bir şeydi. Yeni başlıyoruz, 10 yaşındaydık. Abim 12'ydi. Daha sonra o tabii dişi biraz anlamaya başlayınca ona iyi bir eş bulduk. Ondan yavru aldık falan. Ama benim gördüğüm tek tek çok iyi kuşlar elime geçti. Ama hiç çok iyi kuş oldukları halde yavruları hiç o kadar iyi olmadı kendileri gibi. Yani hani her kuşun, iyi kuşun da yavrusu iyi olmadığını orada görmüştüm yani. Öyle işte. Tek tek çok iyi kuşlar elime geçti. Burada da burada iyi kuşlar var şu an. Eyüp kardeşim bu iyi. Bu Arap takkalı. Evet. Abi böyle kuşlara bakınca ne hissediyorsun? Vallahi insan hani özlenme, hani eskiden de beslediğim için bu bir aşk ya, sevgi. Değil mi abi? Gerçekten öyle yani. Bu insanın bazıları tabii şey yapabilir. Ben mesela sigara, içki kullanmıyorum. Evet. Benim hobim saz çalıyorum. Biraz evet, sonra göreceksiniz, evet. Çalacağız. İşte kuşlarla ilgileniyorum. Öyle yani. Hobim bu. Futbol da oynadım zamanında Türkiye'de lisanslı olarak. Rahatlıyor mu abi bunları görünce böyle? Tabii rahatlıyorum yani. Bunların uçuşunu yavruluktan hani ya ilk defa yavru
çıkacak. 3 gün içinde çıkar. Evet. İşte bunların zevki bana göre yavruluktan yeni yeni uçması, sonra hani bel kırması, taklayı çevirmesi, o sefere gelmesi. Hepsi bana bir ayrı zevk veriyor yani. Hani kendi insanın kendi çocuğu gibi. Eyvallah abi. Hani büyütüyorsun çocukları. Aynı öyle geliyor yani bana. Eyvallah. Allah böyle bir 50 sene daha hobini yapmak nasip eylesin güzel abim. Yaşar abim benim. Abim kuşlarına maşallah diyelim. Şöyle kümesi bir daha alalım. Abim ızgara mızgara sistemini yapmış. Kendi imkanlarıyla de yani normalde bu arkadaşlar benim görüşüm 10 numara bir şey yapmış abim. Havalandırma olsun. Yerini ayarladım da evet, alttan böyle evet, çekerek hani pisliği temizlemek evet, o da güzel olur. Kaldırmadan bak burada yerleri hazır. Orayla burayı ayrıyeten böyle çekmece yapacak abi. Çekmece yapacağım. Daha çabuk temizleyebileyim diye. 10 numara abi. İstediğin yere seyyardır. Evet, abim tekerlekli. İstediği yere istediği yöne çekebilir. Evet. Düşünerek mi yaptın abi bunu? Evet, düşünerek yaptım. Bazen dedim evet. Şunun altına koyarım ya da şey olur. Evet. Soğuk olursa diye ya evet, da güneş olsun diye şu tarafa çevirip güneş evet, alsın diye. Bravo abi. Çok güzel öyle bir düşünce. 10 yani numara. Arkadaşlar abime müzikle devam edeceğiz. Sonuna kadar izleyin bakalım. Kuşçuluğu kadar da saza vurması da sağlam abimin. Duruşu sağlam abimin. Gerisi zaten İşte her şeyden biraz var da az az var. Saz abi, var, futbol var. 10 parmağında 10 hüner var. Ama arkadaşlar Hollanda'da, Hollanda çevresinde defansta insan adam arıyorsanız. Defans abi yoksa forvet abi. Vallahi abi forvetmiş abicim evet, yani. Ben 100 metreyi 11 saniyede koşardım. Çok hızlıydım. Vallahi abi. Bayağı profesyonel de oluyordum ben futbolda. O kadar iyi oynardım yani. Abi Urfalıyım bir daha desene güzel abim benim. Urfalıyım ezelden gönlü. Arkadaşlar çekim. Aslen dedelerimiz tarafından Urfa'dan gelmeyiz. Aslen aslında Oğuz Türklerinin, Bozokların, Yıldızhan, sonra Beydili boyundanız. Eyvallah abim. Oğuz Türklerinden geliyor. Soyumuzu araştırdım. Evet. Sonra bir Urfa'dan yerleşmişler. Urfa'dan Malatya'ya gelmişler. Malatya'da kalmışız. Öz Oğuz Türküyüz yani. Eyvallah abim benim. Malatya'nın neyi meşhur usta? Kayısı. Değil mi abi? Meşhur. Abi devam ediyoruz. Müzikle bir 10 dakika 5 dakika da öyle yaparız. Şimdiden izleyin arkadaşlar. Kaçtığımı nereden bileceksiniz?
nereden bileceksiniz? Siz benim nerenmiştimi nereden bileceksiniz? Abi yüreğine sağlık hemşo. İsmail 78 kardeşimizin kanalına üye olmayı unutmayın. Sağ ol abim benim. Abi devam edelim Urfa'dan şey edelim. Kapata Urfa. Urfa'nın neresi abi? Abi yüreğine sağlık. Bırakma şu sazı. Şu saza ses olmadan şöyle hızlı bir şekilde bir bildiğin parça var mı? Böyle yani saz kendisi de söylesin bir türkü. Var mı öyle bir şey abi? Söyle abim sazına. Devam et abi rahat ol. Seversen Ali deme yarama.